burada boyuyordu. Bura aşağı yukarı 50 yıldan beri ayakkabıcının olduğu bir sektör. Plastik, terlik ve ayakkabı olarak da. Ve Türkiye'de ayakkabı ihracatında ikinci şehir. Aşağı yukarı yıllık 200 bin dolar civarında ihracatımız var. Yaklaşık 40-45 ülke civarında da ülkelere ihracatımız var. 500 civarında iş yeri var burada. Yani burada 100 bin kişi istihdam ediyor. Bunun işte sayısını diken, işte ne diyeyim sana, fabrikasında çalışan, yan malzemelerini yapıp satan, aşağı yukarı 100 bin civarında insanı istihdam ediyor. Derisi, tabanı, iç malzemeleri, tamamı burada üreten ayrı ayrı fabrikalar var. Yani 100 derisinin dediğimiz ayrı fabrikalar var, taban fabrikaları var. Ondan sonra bu malzemeler birleşten böyle bizim gibi ayakkabı işletmeleri var. Buradaki yapılan ürünlerin %80'i aşağı yukarı yurt dışında ihracat ediliyor. %20'lik kısmı kurumsal firmalara, AVM'lerde olan bazı zincir firmalara fason olarak üretiliyor. Bu da deri ayakkabı, imitasyon ayakkabı dediğimiz yüzü plastik olan, ondan sonra deri terlik, ondan sonra imitasyon terlik, bu tarz şeylerde hepsi üretiyor. Dünyada ayakkabı terlik dedi mi Çin. Çin'den sonra Çin'in de korktuğu bir yer var, Nizip Caddesi, Gaziantep. Çin'den sonra en büyük terlik imalatı ve ayakkabı imalatı Gaziantep'te. Çünkü potansiyel var, Çin'den biz ucuza mal satıyoruz. Çin'den ucuza mal satıyoruz biz burada. Kargo, ulaşım daha kolay olduğundan yani tercih edilen yer biziz. Mesela Çin'den bir adam Orta Doğu'dan mal aldım mı gelmesi 1,5 ay sürüyor. Ama biz haftada bir tane konteyner yolluyoruz. Yani bizim konteynerimizin ulaşması bir hafta. Onlardan gelecek malın gelmesi 1,5 ay sürüyor. Yani böyle bir avantajımız var bizim. İşte Afrika bölgesi var. Afrika'da işte Somali, Kenya, Tanzanya, ondan sonra Senegal, Orta Doğu'da Irak, Libya, Cezayir, Tunus, Fas, ondan sonra bu tür ülkeler. Avrupa'da işte İtalya, Fransa, Amerika, Almanya, bu bölgede ihracat yapılıyor. Hedefimiz şimdi 200 milyon dolar. İnşallah o yerimize geçersek bunu ikiye katlamayı. Çünkü buradaki üretim ortamımızı siz de gördünüz. Çok ilkel şartlarda çalışıyoruz. Yer kıtlığından, yerin darlığından, sıkıntıdan dolayı. Oraya gittim, teknolojimizi biraz daha yükseldik. Bu hedefimizi iki katına çıkarmak. Yani biz 200 dedik, oraya gittim inşallah 400 olacak, 500 olacak. 500 fabrika var aşağı yukarı. En küçük fabrikanın ürettiği 5000 adet. Yani aşağı yukarı günlük 2 milyon çiftin üzerinde burada ayakkabı ve terlik üretiliyor. Yani Türkiye'nin en büyük yani terlik ihracatı ve terlik imalatı Gaziantep'in Nizip Caddesi'nde olmaktadır. Yıllık ortalama 5 milyon çift kadar üretimimiz var. Bunun büyük oranda ihraç ediyoruz. %80-20 oranında ihracat yapıyoruz. Sektörün potansiyeli çok yüksek. Her geçen gün de artıyor. Gerek Afrika ülkelerine, Doğu Avrupa, Türkiye Cumhuriyetlerine, Orta Doğu ülkelerine
ihracat yapıyoruz. Bu sektör bu caddede çıkmış, bu caddede büyümüş ama hala hazırda sığmıyoruz buraya. Gerek alan olarak yetersiz, gerek iş güvenliği, üretim maliyetleri, bunların hepsi bizim yerimizin değişmesi gerekiyor. Yani sığmıyoruz, yaptığımız işin potansiyeli de artık bu caddedeki binalar kaldırmıyor yani. Her metrekaresini kullanıyoruz bulunduğumuz binanın. Hiçbir atıl bir yeri yok yani. Her metrekaresi ilave, her geçen yıl ilaveler yapıyoruz ama bu sağlıklı bir süreç değil yani, sağlıklı olarak devam etmiyor açıkçası. Terlik sektöründe Gaziantep bir numaradır. Pazar anlamında belki İstanbul daha önemlidir ama üretim anlamında Gaziantep terlik sektörü Türkiye'de bir numaradır. Ve bunun önü açık, her geçen yıl son 10 yılda müthiş bir ivmeyle büyüyor bu sektör.